Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28. soru çözümümüz dolaşım ve bağışıklık sistemi ile ilgili soru çözümü yapıyoruz. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisinde kan sinüslerinden boşluklardan geçer? Arkadaşlar sinüslerinden boşluklardan geçebilmesi için açık dolaşım sistemine sahip bir canlı olması lazım. Dolayısıyla burada açık dolaşıma sahip olan canlımız hangisidir? Çekirge'dir. Cevabımız B şıkkı olur. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki böceklerin dolaşım sıvısında hangileri bulunur? Bir kere böceklerde açık dolaşım sistemi görülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın besin monomerleri, oksijen ve karbondioksit gazları, hemoglobin ve hormon demiş. Bakalım hangileri var? Şimdi böceklerde arkadaşlar şöyle bir durum vardır. Bakın bunların dolaşım sıvısı kan niteliğinde değildir. Ve e, bunlarda pigmentler Kan pigmentleri ve arkadaşlar solunum gazları taşınmaz. Dolayısıyla burada besin monomerleri bulunur kanın içerisinde yani dolaşım sıvısında. Hormon da bulunur ama oksijen karbondioksit ve hemoglobin bulunmaz. Çünkü bunlar bunlarda e, basit bir hemolemf dediğimiz e, sıvı vardır. Bu sıvının içerisinde de solunum gazları ve solunum pigmenti yoktur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olur. Geçelim üçüncü sorumuza. Diyor ki kalbin karıncıkları, e, karıncıkları kasıldığında kan diyor hangi damarlara gider? Arkadaşlar karıncıklara bağlı olan damarlara biz ne diyoruz zaten? Atar damar değil mi? Atar damar. Kalpten çıkan damarlardır atar damarlar. Peki kalbin sol karıncığından çıkan atar damar hangisidir? Aort atar damarı. O zaman kan buraya çıkacak. Kalbin sağ karıncığından çıkan atar damar hangisidir? O da akciğerlere gittiği için akciğer atar damarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 şeklinde olur. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki Karaciğerde sentezlenen işaretli üre molekülü böbreklerden atılıncaya kadar hangi damarlardan geçmesine gerek yoktur? Şimdi arkadaşlar ÖSYM'de bu tür, bu tür soruları çok soruyor. E, hem ÖABT'de sorma ihtimali vardır hem de AYT'de sorma ihtimali vardır. O yüzden bunları e, çok iyi bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Bakın şimdi A, karaciğerde sentezleniyor. Şimdi bizim kalbimiz buradaydı. Altta ne vardı? Karaciğer. Karaciğer. Böbreklerden atılıncaya kadar. Buradan bir altında sindirim kanalı var. Sindirim kanalı. Altta da böbrekler var. Böbrek. Kalbin üstünde de akciğerler var. Şimdi bakın. Kalpten, pardon karaciğerden çıktı. Karaciğerden, karaciğer üstü toplar damarına çıktı arkadaşlar. Buradan nereye gidecek? Buradan kalbe gelecek değil mi? Alt ana toplar damarla kalbe. O zaman alt ana toplar damardan geçecek. Daha sonra arkadaşlar temizlenmek üzere şimdi böbreklere gitmesi gerekiyor ya temizlenmek üzere nereye gider akciğerlere o zaman akciğer atar damarına da gelmek zorunda. Sonra akciğerlerden kalbe geldi akciğer toplar damarıyla bakıyorum ışıklar içerisinde akciğer toplar damarı yok. Daha sonra arkadaşlar kalpten çıktı. Kalpten çıktıktan sonra bakın ikiye ayrıldı. Eee... İkiye ayrıldıktan sonra bir şah damarı yukarıya doğru geçer. Bir de aşağıya doğru gider arkadaşlar. Hangi organımıza geliyordu? Böbreklere. Dolayısıyla böbrek atar damarından da geçmek zorunda. Ama hangilerine geçmesine gerek yok dediği için bizim cevabımız olacak. Kapı toplar damarı ve şah damarı. Kapı toplar damarı nerededir? Sindirim kanalını karaciğere bağlayan damardır arkadaşlar. Şah damarı da aortun yukarıya doğru çıktığı koldur. Dolayısıyla bu ikisinde bulunmasına gerek yoktur. Cevabımız ne olur? 3 ve 4 olur. 3 ve 4. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki kan ile lenf sıvısı arasındaki ortak özellik hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Kan ve lenf sıvısı. Fibrinojen bakımından zengin olma. Bakın kanda fibrinojen vardır ama lenfte yoktur. Hemoglobin bulundurma. Kan bulundurur ama lenf bulundurmaz. Ak yuvar taşıma. Bakın hem kanda hem de lenf sıvısında ak yuvar vardır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Al yuvar taşıma yine kanda bulunan bir özelliktir. Renkli olma yine kanın özelliktir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Altıncı soru kalbin karıncıkları kasılırsa diyor hangisi doğru olmaz? Şimdi arkadaşlar kalbin karıncıkları kasılıyorsa kulakçıklar gevşer değil mi? İkisi birbiriyle ters çalışıyordu. O yüzden bu doğru. Kan diyor kulakçıkları dolar. Kulakçıklar gevşediği için kan kulakçıkları dolar. Bu doğru. Triküspit ve biküspit kapaklar kapanır. Şimdi karıncıklar kasıldığında hani kan geriye gitmesin diye triküspit ve biküspit kapaklar kapanır. Doğru. Kan atar damarlara çıkar demiş arkadaşlar. E, karıncık kasılırsa ne olacak? Atar damarlara çıkacak. Bu da doğrudur. Diyor ki atar damarlarda bulunan yarım ay kapakları açılır. E şey pardon kapanır. Şimdi atar damarlara çıkıyorsa çıkabilmesi için bu kapakların açılması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olan hangisidir? 5 numaradır. Gelelim 7. sorumuza. Küçük kan dolaşımında diyor kan hangi damarlardan geçmez? Arkadaşlar küçük kan dolaşımı kalp ile akciğer arasında gerçekleşen bir olaydır. Kalpten çıkar akciğer atar damarıyla akciğerlere gider. Akciğer toplar damarıyla da kalbe gelir. Kalbin sağ karıncığından çıkar sol karıncı, sol kulakçığına gelir arkadaşlar. Şimdi sağ karıncıktan geçiyor. Aorttan geçmez. Sol kulakçık, sol kulakçığa zaten geliyor arkadaşlar geçer. Akciğer atar damar ile akciğerlere gidiyor. Bu da olur. Alt ana demiş. Hayır alt ana toplar damarla işimiz yoktur. Bakın küçük kan dolaşımında görevli olan damarlar sadece akciğer atar ve akciğer toplar damarlarıdır. Bunları unutmayın. Diğer damarlar büyük kan dolaşımına aittir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 5 olur. 2, 5 şeklinde işaretleyin. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi diyor yeni doğan bebeğin kanında bulunur. Şimdi arkadaşlar burada cevabımız immunoglobin G'dir. Ama diğerlerinin bir isimlerine yani ne işe yaradıklarına da bakalım. İmnoglobin M en erken sentezlenen antikordur. İmnoglobin A işte gözle şu tükrük gibi sıvıların içerisinde bulunarak mikropları öldürür. İmnoglobin D arkadaşlar bu da lenfosit hücrelerini işte B lenfositlerinin hafıza hücrelerine ve antikorlara dönüşmesini, pardon, plazma hücrelerine dönüşmesini sağlıyor. Zaten D için ne demiştik? Dönüşüm, dönüşmeyi sağlıyor. İmmünoglobulin E de alerjik durumlarda ortaya çıkan, alerjik durumların oluşmasını sağlayan antikordur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi savunmanın birinci hattında salgılanmaz. Şimdi savunmanın birinci hattı neydi? Mikrobun girişini engelliyordu. Şimdi gözyaşı girişi engeller, mukus girişi engeller, mide salgısı, ter ve yağ salgısı engeller ama interferon engellemez. Interferon ikinci hatta bulunur arkadaşlar. Nedir interferon? Interferon bizim işte ee, diyelim ki vücudumuza bir virüs girdi. Virüslere karşı ürettiğimiz proteinleri biz interferon diyoruz. Bu yüzden interferonlar ikinci hatta bulunan proteinlerdir. Şimdi gelelim bunlarla ilgili çıkmış olan sorularımıza. Birkaç tane baya hani çıkmış soru buldum ben. Diyor ki immunglobilinler ee, gibi yapılardan hangileri sentezler? Şimdi arkadaşlar immunglobilinlerin sentezlenebilmesi için antikor üreten bir hücre olması lazım. Hangileri antikor üretir? Plazma hücresi antikor üretir. B lenfositi ve T lenfositi antikor üretmez. Makrofajlar antikor üretir arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Bir dakika pardon kafam karıştı arkadaşlar. Burada yanlış söyledim. Makrofajlar üretmez. B lenfositler ve plazma hücreleri immunoglobinleri üretir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Yanlış söyledim burayı özür dilerim. Ee, makrofajlar zaten direkt fagositoz yaparak öldürüyorlar. Antikor üretmiyor. T lenfositler de direkt hücrenin reseptörüne yani e, direkt antijene bağlanarak öldürüyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olur. Diğer soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi insanda vücudun savunma sisteminin elemanlarından biri değildir? Şimdi dalak evet. Peyer plakları evet. Bademcikler Timüs bezde yine T lenfositlerin olgunlaşmasını sağlıyor ama paratüret bezi hormon salgılayan bir bezdir arkadaşlar. Dolayısıyla savunma sisteminde görev almaz. Diğer sorumuz diyor ki kanın Akış hızının atar damarlardan kılcal damarlara geçince azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar atardan kılcala geçerken neden azalıyor? Çünkü kılcal damarlar böyle çok e, etrafa yayılıyorlar. Yayıldıkları için de böyle çapları incedir. Dolayısıyla çapları ince olduğu için de akış hızı azalıyor. Diyor ki <laughs> kılcal damarların tek tabakalı endotelden meydana gelmiş olması bununla hiçbir ilgisi yoktur arkadaşlar. Bir atar damarın beslediği kılcal damarların toplam enine kesit alanının bu atardamardan daha fazla olması. Bu olabilir. Dursun bakalım. Diğerlerini de okuyalım. Kılcal damarların atar damarlardan daha fazla olması. Atar damar duvarında elastik bağ dokunun bulunması. Bu olmaz. Kılcal damarların içerisindeki kanın daha fazla oksijen içermesi. Bununla da ilgisi yoktur arkadaşlar. Bakın toplam enine kesiti Atar damardan daha fazla olduğu için kanın akış hızı yavaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olur. Burada kılcal damarların fazla olmasıyla ilgisi yok. Tamamen enine kesitle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Yani işte atar damarların çapı diyelim ki 10 mm ise kılcal damarların toplam çapı 20-30 mm. Dolayısıyla kan buraya girdiği zaman ne yapıyor? Mecburen yavaşlıyor. Diğer soru. Diyor ki hangisi ödeme neden olmaz? Şimdi kan basıncı artarsa arkadaşlar ödem oluşur değil mi? Neden? Çünkü kan basıyla kan ozmatik basıncı arasındaki fark artıyor ve ödeme sebep oluyor. Bu olur. Kan ozmatik basıncının artması. Ozmatik basıncının artması değil azalması sebep olur. Bu değil. Bu yanlış. Kan proteinlerinin azalması demiş. Arkadaşlar kan proteinleri azaldığı zaman da yine... Ee, Ödem oluşumuna sebep olur. Çünkü kan proteinleri ozmotik dengeyi sağlıyor. E, kan proteini azalırsa ozmotik denge bozulur. Dolayısıyla ödem oluşumu gerçekleşir. Lenf kılcallarının tıkanması bu da yine aynı şekilde lenf e, kılcalları ne yapıyor? Doku sıvısının fazlasını dolaşım sistemine ka karıştırıyor. Eğer tıkanırsa doku sıvısının fazlasını alamadığı için ödem oluşur. Doku sıvısında iyon miktarının artması. Bu dozmatik basıncı artıracağı için fazla su çeker. Bu da ödeme sebep olur. Hangisi sebep olmaz? 2 numara sebep olmaz. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki. İnsanda ince bağırsak içine bırakılan işaretli glikoz molekülü en kısa yoldan kalp kası hücrelerine ulaşacak olursa aşağıdaki damarların hangisinden geçmesi beklenmez? Bakın gerçekten şey ÖSYM bu tür soruları çok seviyor arkadaşlar. Böyle işaretli damara vereyim diyor. Hangi damardan geçer, geçmez bunları soruyor. Şimdi bakın, nereye verilmiş? İnce bağırsağa verilmiş. Şimdi ince bağırsaktan hangi damardan çıkacak? Kapı toplar damarından çıkacak, değil mi? Dolayısıyla bundan geçecek. Kapı toplar damarıyla. akciğer pardon, karaciğere gittikten sonra arkadaşlar. Karaciğerden de hangi damardan çıkacak? Karaciğer üstü toplar damarı. Karaciğer üstü toplar damarı da Nereye bağlanır? Alt ana toplar damarı. Bakıyorum burada alt ana toplar yok. Alt ana toplar damardan da kalbe gelir. Kalpten arkadaşlar akciğerlere gider. Dolayısıyla akciğer atar damarına uğrar. Akciğer toplar damarına da uğrar. Şimdi nereye gitmesi gerekiyor? Kalp hücrelerine. Kalp hücrelerine gitmesi için koroner damarlara gitmesi lazım. Dolayısıyla koroner damarları da işaretleriz ama şah damarından geçmek zorunda değil. Şah damarı nasıl olur? Nasıl geçer? Koroner damarları sonuçta aortun bir kolda nereye gidiyor? Kalp kası hücrelerine gidiyor. Aorttan çıktıktan sonra şah damarına gider ve alt taraftaki damarlara ayrılır ve koroner damarlara gider arkadaşlar. Dolayısıyla şah damarından geçmek zorunda değil. Gelelim diğer sorumuza. Alt ana toplar damarına verilen işaretli üre Pardon işaretli amonyak üre oluncaya kadar hangi damardan geçmez? Şimdi alt ana toplar damarına verildi. Alt ana toplar damar nereye bağlanacak? Kalbe. Kalpten nereye gidecek arkadaşlar? Akciğerlere gidecek. Akciğer atar ve akciğer toplarla kalbe tekrar geldi. Sonra bakın aorta gelir. Aort. Çünkü aort ne yapacak? Onu dağıtacak vücuda sonuçta. Üreye çevrilmesi için karaciğere gitmesi lazım. Dolayısıyla karaciğer atar damarından geçmesi gerekiyor. Ama şah damarından yine geçmesi gerekmez. Cevabımız C şıkkı olur. Son sorumuz diyor ki aşağıdaki hayvanların hangisinin dolaşım sisteminde büyük ve küçük dolaşım ayrımı yoktur. Şimdi büyük ve küçük dolaşım ayrımının olmaması için e, akciğerlerle solunumun yapılmaması gerekiyor arkadaşlar. Buraya baktığım zaman akciğerle solunum yapmayan kim vardır? Alabalık. Balıklar akciğerle solunum yapmaz solungaçlarla yapar. Dolayısıyla Değişen kan hani bu karbondoksit oksijen solungaçlarda değişiyor ya Kalbe uğramadan direkt nereye dağılıyor? Vücuda dağılıyor. Bu yüzden de balıkların e, kalplerinde kirli kan bulunur. Vücutlarında ise temiz kan dolaşır arkadaşlar. Cevabımız bursa şıkkı olur. Evet böylece dolaşım sistemi ile ilgili sorularımızı da çözmüş olduk. Sonraki videoda solunum sistemine geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.